merhaba. Pınar'la kaynatıyoruz da bir kere daha beraberiz. Bayram kutlayacağız beraber. İyi bayramlar. Ve tabii ki bayram sofrasına yakışacak çok güzel bir tarif yapacağız. Bir etimiz yanında da pilavımız olacak. Ve bütün bunları yaparken yine benim çok kıymetlim, çok sevdiğim, benim için çok 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 özel olan bir isim var stüdyomuzda, Volkan Severcan. Çok teşekkür ederim. Sen de benim için çok önemlisin. Sen herkes için çok önemlisin. Ama seninle beraber kaynatacağımız için bugün benim için çok daha önemli bir gün, onu da söyleyeyim yani. Güzel olacak, güzel olacak. Bir de biliyorum ben, sen zaten hani yemek yemeye düşkünsündür. O yüzden de tarifi seçerken dedim ki Volkan geliyor. Hani hem bayrama yakışır hem Volkan'ın seveceği bir tarif olsun dedim. Evet, ben de et olmadığı zaman bizde yemekten sayılmaz yani. Değil şey. Mi? Yani bizde öyle bir adet var. Erkeklerde böyle bir şey var. Bu benim kocam için de geçerli. Yani böyle et olmadığımı saymıyor. Mantıyı yemekten saymıyor ya. Yok, mantı da hani belki biz çünkü Tatarız da ondan. Mantı ara atıştırmalı. Ana yemek sayılmazmış. Bizim ailede Tatarlık olduğu için yani mantıyı sayabiliriz oradan. Yani tamam, oradan geçer not alabilir ama et olmazsa, yani rahmetli babamın da söylediği şeydi, yemekten saymaz. Sayamaz. Yani. Sayamaz. Evet. Böyle bir hani sağlıklı besleneyim, azıcık diyet yapayım, yok. Yok canım, belli değil mi halimiz? Yağmur'a biliyorsun, diyet yaptırdığım zaman yanına diyet yemeklerini veriyorum, onları bir şeyin yanında yiyor. Öyle, ben de öyle ya. Ben en son sana çok komik bir şey söyleyeyim bununla ilgili. Karar verdim, 10 gün diyet yaptım ama tabii bir diyetisyene falan gitmeden, kendi imkanlarımla yemeyerek olabildiğince. Olmaz ki. 3,5 kilo aldım. Olmaz tabii. 3,5 kilo aldım yani. Deniz yapıp kilo alan herhalde dünyadaki tek adam benim yani. Yok yok ya, olmaz işte, onun bir dengesi ve düzeni var. Her işin bir bileni var. Evet, kesinlikle kesinlikle. Peki bugün çok güzel bir tarif yapacağız, dediğim gibi bayram sofrasına yakışır ve bir yandan da bayram koşuşturmacası arasında hanımlara nefes aldıracak kolay bir tarif bu. Çünkü hemen bunu böyle pıt 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 torbanın içine atıp fırına atacaksınız. Aslında adı fırında kolay et sote. Ama şimdi sote normalde ocakta olur. Vay efendim, sen ocakta yapmıyorsun, torbada yapıyorsun, niye sote dedin demeyin. İstediğiniz ismi koyabilirsiniz, hiçbir mahsur yok. Biz böyle bir isim koyduk. Sonrasında da çok güzel bir kuru yemişli bulgur pilavı yapacağız. Yani aslında Osmanlı pilavına benzeyen bir şey ama bulgurla yapacağız. Kuru yemişli. Kuru yemişli. Yani içinde üzüm var, sarı üzüm var, kuş üzümü var, kayısı var filan böyle. Dolmalı, fıstıklı filan güzel bir şey olacak. Harika. Bir tam böyle saray pilavı gibi yani bir şey. Evet, yani işte eski Osmanlı pilavı gibi ama bulgurla yapıyoruz ve tabii ki kendi versiyonumuzla yapıyoruz. Herkes dilediği gibi yapabilir, istediği gibi de isimlendirebilir. Burada amaç lezzetli yemeğe hızlı kavuşmak. Benim için çok önemli. Tabii ki. Çok önemli. Şimdi bunun için neye ihtiyacımız var? Bir tane fırın torbasına ihtiyacımız var. Bizim etimiz çok fazla olmadığı için bu boy bir fırın torbası bize yetecek. Ama eğer daha kalabalıksanız birkaç torba kullanabilirsiniz ya da büyük boy hindi torbası kullanabilirsiniz. Bulamazsanız birkaç tane de yapabilirsiniz aynı şey. Şimdi ne kadar olmalı Pınar? Yani torbayı yani mesela boyutunu nasıl, yani ağzına kadar dolmalı? Hiç fark etmez. Çünkü zaten biz bunu kapatırken hafif bir şişireceğiz. Sonra karıştıracağız. Bütün malzemeyi içinde karıştıracağız. Biraz hışırdadığımı biliyorum ama anlatıyorum. Birazcık içinde karıştırdıktan sonra ucundan bile kapatsan olur. Yani bu kadarlık bir hacmi tamamen doldurabilirsin. Çünkü yatıracağız, tamam. Üstünden de deleceğiz. Tamam. Tabii ki çok tıkatık böyle dolu olursa, yayınca biraz yayılacak göreceksin. Çok tepeleme dolu olursa pişme süresi biraz uzar ama başka hiçbir şey değişmez. Çünkü zaten sıcak havayı içinde tuttuğu için torba her yerini çok güzel pişiriyor. Tamam. Bir şey değişmez yani. Onun için ki ölçüsünü bilemiyorum. Bazen ben az şeyi büyük torbaya koyuyorum. Böyle kocaman bir balon haline İsraf geliyor. İsraf olur. İsraf. Yani tamam, küçük torbaya geçebilirsin. Okey, tamam. Ama bir kere de küçük torba, büyük torbaya koydun, değdirdinse onu küçüğe almak zaten iki torba kirletmek olacağı için. Bir zararı yok. Sadece dediğim gibi eğer çok tepeleme dolu olursa biraz pişme süresi uzar, o kadar. Bir tane daha uzman sorusu sorayım mı? Ya kusura bakma, bir yandan öğreniyorum. Tabii ki. Bazen şişmiyor bu. Önceden şişirmek mi lazım? Koyuyorum fırına, bazen çok, şişmiyor. Bazen çok hafif, şimdi tabii pandemiden 2 senedir hiçbir şey böyle püf müf yapmıyorduk. Ama ben birazcık böyle içini püfletip hafif şöyle şişiriyorum. Ama zaten o bir zaman sonra sönüyor pişerken. Doğru. Hep kabarık kalmıyor. Hiç, yani. Şişmeyince olan acaba bir şey mi yaptın? Yok yok, bir şey yapmıyorsun. Şimdi yapacağımız şey çok basit. Kuşbaşı etlerimiz var. Çok çok minnacık kuşbaşı doğratmanıza gerek yok. Çünkü o zaman etler eriyip kaybolabilir. Biraz irice kuşbaşlarımız var şöyle. Torbanın içine dolduruyoruz. Bunları arzu ederseniz başka bir kasenin içinde karıştırabilirsiniz. Arzu ederseniz torbanın içine hepsini boca edebilirsiniz. Doğranmış domateslerimiz var. Küp küp doğranmış.
Genelde mesela en çok sorulan sorulardan bir tanesi, bu sebzelerin boyları ne boy olmalıdır? Genelde ana malzeme ne boysa sebzeler de o boy olmalıdır. Mantığı o. Mesela havuçlarımız var, bizim yarım yuvarlak doğranmış. Sizin eğer havuçlarınız ince ise direkt dilimleyebilirsiniz. Bu bir seçenek. Arpacık soğanlarımız var. Bu arpacık soğanları soymak biraz problemli bir şey ya. Evet, biraz. Yani soyulmuşu da satılıyor biliyorum ama... Soyulmuşlarını Migros'ta bulabilirsin mesela. Ama yani pratik yöntemi var mı bunun soyumunun? Yok. Yok mu? Yok. Hani bazı yani, böyle sarımsakta falan böyle ben, şeyler... Evet, sarımsağı ezebiliyorsun ama aynı şeyi soğana yapamıyorsun. Çünkü soğanı zaten ezilmiş istemiyorsun. Bu arada şu otlar içinde şunu söyleyebilirim. Ben taze kekik ve taze biberiye koyacağım içine. Bu yeşillikleri küçük küçük doğrayıp yani ayıklayıp içine atabileceğiniz gibi böyle bütün atıp sonrasında gene alabilirsiniz. Çünkü bütün lezzetini gene de bırakacaktır. Hani uğraşmak istemezseniz daha kolay olsun diye biberiyeleri azıcık ayıklayacağım. Bazıları sevmez çünkü değil mi onu? Tabii. Ondan hani ben böyle... suyu kandırırdım küçükken. Böyle bütün bütün atıp sonra geri mi alıyorsun? Alıyorsun içinden. Bazısı zeytinyağlı fasulye yaparken soğanı da içinden bütün alır ya. Ha. Bütün koyar bütün alır. Ben doğru. Severim. Benim sevmediğim otlar nane, fesleğen, dereotu, maydanoz. Benim karım pilav yaparken de bazen soğan koyar biliyor musun? Aa, bütün soğan. Yakışabilir biliyor musun? Evet. Çok yani suya böyle soğan koyar sonra soğanı alır. Tabii lezzetini şekerini versin şekerini falan diye. Veriyor herhalde. Tabii. Mesela tuzunu koydum. Şimdi karabiberini de koyuyorum. Şöyle. İki tane defne yaprağı atıyorum içine. Sarımsaklarım da var. Bunları isterseniz ezip koyabilirsiniz. İsterseniz bütün koyabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Ha, yağını koyacağız tabii ki. Bir lokma şöyle zeytinyağı nasıl isterseniz. Ben torbada bir şey yaparken Pınar un koyuyorum. Koyabilirsin. Ama o daha çok tavuk yemekleri için geçerli biliyor musun? Hı. Çünkü şimdi unu niye koyuyoruz? Aslında torba yemeğe yapışmasın diye koyuyoruz. Ha, yani başka bir sebebi yok onun. Hayır. Hmm. Torba yemeğe yapışmasın diye. Ama böyle bir yemekte zaten etlerimiz kuşbaşı olduğu için yapışsa da çekersin ve gelir. Doğru. Ama mesela üzeri derili bütün bir tavuk yaptığında derinin torbaya yapışması sonrasında ayırırken servis için sıkıntı oluşturacaktır. O un o yapışmayı engellediği için doğru bir tercih ama bunun için çok gerek gerekli yok. Değil. Yağ koyduk zaten. Bir yağ da koyduk. Bak şimdi bunu buradan... Bak zaten şişti. Evet. Çok şişirmeye gerek yok. Eğer ihtiyaç varsa ben bazen puf yapıyorum içine azıcık. Şöyle. Bak bu çok pratik. Bazı torbalarınki pratik olmuyor. Bağlaması zor oluyor. Hemen böyle şimdi kapatıyoruz. Çok, çok da önemli değil zaten üstünde deleceğimiz için. Ha, doğru. Şimdi biraz hışır diyeceğim. Altında delik varmış. Gülme. Altında delik varmış. Suçum yok. Ben onu böyle karıştırırım. Zaten delinecek ama torba. Deleceğimiz için hiç problem yok. Malzemeleri şöyle karıştırıp, şimdi bak, yatırınca içeride de birazcık karıştırabilirsin. Şöyle. En sonunda üzerine delik açıyoruz ki patlamasın. Benim torbam zaten delikmiş ama şöyle yakalayıp deliğimizi açtık. Birkaç tane açacağınız delik çok yeterlidir. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırın, o da et olduğu için 200 derecelik diyorum. Atacağız. Pişene kadar bir yarım saat pişireceğiz. Evet, hop. Bu tamam. Şimdi sıra geldi güzel Osmanlı pilavımızı yapmaya. Ben birazcık zaman kazanmak için ocağın altını bir lokma açmıştım ki tencere çabuk ısınsın. Zaman kaybetmeyelim diye. Şimdi birazcık dereceyi yükseltiyorum. Ne kullanacağız bu pilavı yaparken? Dolmalık fıstığımız var. Dolmalık biber diyorum. Dolmalık fıstığımız var. Hem zeytinyağımız hem tereyağımız var. Çünkü karıştıracağız. Kuru kayısımız, sarı üzümümüz ve kuş üzümümüz var. İstediğiniz her şeyi koyabilirsiniz içine. Çünkü hepsi çok yakışacaktır. Lezzet ne seviyorsanız baharat olarak tabii ki yeni bahar muhteşem kokusuyla ve tuz koyacağız. Arzu ediyorsanız bir lokma şeker de ekleyebilirsiniz. Lezzetini artıracaktır. Ve tabii ki bulgurumuz var. 2 bardak kadar bulgurumuz var. Dolayısıyla 3 bardak gibi de sıcak su ekleyeceğiz içine. Şimdi herkesin pişirme şekli farklıdır. Ben hep önce fıstığı kavurur sonra yağ eklerim. Hmm. Herkesin pişirme şekli başka.
Şimdi gelelim artık düzenimize girdiğimize göre gelelim sorularımıza. Bildiğim kadarıyla ben sana aşıladım zamanında yemek yapmayı. Sen bayağı yemek yapmaya başladın. Başladım. Ne yapıyorsun? Yani birazcık böyle hani farklı farklı şeyler deniyorum, itiraf etmem lazım ki. Böyle sosları merak ediyorum. Bir yandan onları öğrenmeye çalışıyorum. Yani televizyonda da bu yemek programları yani işte meşhur oldukça da biraz da böyle ilgi de artmaya başladı. Ya sevdiğim bir şey yemek yapmak. Annem çok güzel yemek yapar. Müge iyi yemek yapar. Şimdi kızacak bana. Çok güzel bana, yemek yapıyor. Böyle söyleyince ben ama. Niye ya? Şimdi bazı onun böyle şeyleri var. Ev yemeklerini çok güzel yapıyor ama böyle antin kuntin şeyleri yapmayı pek sevmiyor. O yüzden de hani her türlü ev yemeğinin mükemmel bir ölçüsü var ve çok güzel yapıyor. Zaten ben de ona bayılıyorum zaten. Ama antin kuntinleri biz böyle daha deneysel mutfak diyeyim sana yani. Biraz onları da olsun. Sen yap işte birbirini tamamlayın. Bazen tamam. Kötü oluyor yani 3'te 2 doğru tutturuyorum artık son ya dönemde. Ya ama mesela ne oluyor? Yemek ne kadar kötü olabilir aslında? Pişmeyip çiğ kalabilir, azıcık daha pişirip işi kurtarabilirsin. Tuzlu olduysa biraz tehlikeli. Onun dışında hani ne, çok mu kötü oluyor? Müge'nin yorumu şu, gidiyorsun en kaliteli eti alıyorsun diyor. Gidiyorsun en kaliteli malzemeyi alıyorsun. Zaten o yemeğin kötü olmasının imkanı yok tamam diyor. Tamam işte. Tabii biz erkekler biraz böyleyiz yani. Kalkıp işte o işte anneler hani etin o zor yerinden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz en yumuşak neresi bonfile. Beraber bonfile. Tamam biz o kadar beklenti içinde değiliz. Yeter ki bir şeyler yapın, bir yandan da aslında hevesinizi alın. Ben hep şeye bakarım. Mutfakta yemek yapan biri benim için çok kıymetlidir. Çünkü benim kendimi gerçekten çok iyi hissettiğim bir yer mutfak. Ve ben bu hazzı alıyorsam birileri de benim kadar bundan keyif alsın isterim. Bir önemli nokta daha işte sana söyleyeyim. Ben yemek yaparken kilo verdim. O da acayip çünkü, bir şey yani. Çünkü yaptığını yemedim. Tencereyi tuttum. Allah'tan yeteri kadar ısınmamış. Hayır garip bir şey o da yani. Mesela kilo vermenin önemli noktalarından bir tanesi meğerse yemek yapmakmış yani. Yemek yapın ve yedirin. Aslında o şey. Allah'ım beni zayıflatamıyorsan arkadaşlarımı şişmanlat. Çok iyi taktiktir. Vallahi deneyim. Çok iyi taktiktir. Aslında evdeki malzemelerle yapabiliriz. Bu her yemek için geçerli. Sonuçta biz hani Osmanlı mutfağına ait çok özel bir reçeteyi burada uygulamadığımız, kendi yorumumuzu kattığımız için sen de yemeği yaparken istediğin yorumu içine katabilirsin. Kimi tabii, salçalı tabii. Sever, kimi salçasız domatesli sever, kimi şekerli sever, kimi mesela ben zeytinyağlıların hepsini çok şekerli severim. Yani şöyle bir şey yaptım mesela, yani ne yaptığım konusunda da sana bir açıklayıcı bir şey olsun. Çok severim lahana dolması. Bir gün lahana dolması, etli lahana dolması yapmaya karar verdim. Anneme verdim, anne nasıl yapılıyor bu? Tarifi verdi falan. Fakat içini birazcık fazla yapmışım haliyle. Bayağı bir iç arttı. Ne yapayım ben bu içi? Bir koydum içine bu kuşkonmazları da. Sonra birazcık su falan onu tabii içinde pirinç de var, et kıyma da var. Dereotu bir yemek olmuş. Sonra zaten. Bir su çektirdim. Bu risottoya benzettim. Bir daha yaptım falan filan böyle bir enteresan bir o şey oldu. O zaman biraz daha pirinç ekledin içine. Pirinç zaten bol biraz pirincini fazla koymuşum zaten yani. Onları tutturamamışım. Yahu bir lezzetli oldu. Meğerse dolma içi denilen şey aslında risottonun bir başka türlüsüymüş. Böyle acayip mantar falan da koydum. Aslında öyle değil. Çünkü yani, göre dolma içindeki pirinç miktarı risottoyla pek kıyas aslında kabul etmez. Ya benim işte hani ben ona benzeyen başka bir şey yaptım. Benim yaptığım yemekler böyle oluyor yani. Ama güzel aslında. Evet. İşte mesela şimdi orada bir şey keşfettin. Bir sonraki sefer risotto yapmak istediğinde yapacağın yol aslında bir yolu biliyorsun. Tabii tabii. Ama... Tamam risotto yapmanın bir yolu var ama böyle de yapılabiliyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü damak tadı zaten çok önemli. Ve senle ben aynı tarz pişmiş yemeği tercih etmeyebiliriz. Ama dolma içi zaten lezzetli bir şey ya. Çok. Tamam, o yüzden o yüzden. Onun içine böyle bir kabak mabak sebze bir şey doğrayıp onu pişireydin o da olurdu. Mantar koydum, kuşkonmaz vardı. Kuşkonmaz koydum. Yani evdekilerden de böyle bir icat tabii, yaptım yani tabii. Orada. Hepsini yapabilirsin işte. Şimdi fıstıklarımız kavrulmaya başladı. O benim takıntım çünkü. Tereyağı ekledim yanmasın diye hemen zeytinyağı da şöyle ekliyorum içine. Şöyle biraz yağını bol tutmaktan kaçınmayabilirsiniz, lezzet verecektir. Yavaş yavaş diğer kuru yemişleri de içine atacağım. Bir tek maydanozu en son soğuduktan sonra içine karıştıracağım ya da işte üstünü süsleyeceğim. O anki keyfimize kalmış. Şöyle. Burada yaklaşık 2 bardak kadar bulgurum var. Hemen şöyle kalmasınlar. Hiç bende de bu takıntı. O kasede bir tane bile kalmayacak. Arkandan ağlar sonra. Kalmayacak işte öyle alışmışız biz. Şöyle azıcık bir kavuracağım.
Bulgur için pirinç pilavı gibi çok hani şeffaflaşsın beklentisi çok fazla olmuyor. Ama ben birazcık kavurunca lezzetinin arttığını düşünüyorum. Bunu bir tek pilavlar için yapıyorum. Mesela normal yemekleri hiç kavurmam ben. Hiç. Biraz baharatını ekliyorum. Şöyle. Ben bu arada yeni bahar çok severim. Ben de severim. Çok severim. Zeytinyağlı dolmaya falan da değil mi? Çok yakışır. Zeytinyağlı dolma için ben anneannemden el aldım. Bana rahmetli o öğretmişti. Ailede de onun gibi yapabilen bir tek benim. Aynı şekliyle yapıyorum. O kadar çok yeni bahar ve şeker koyardı ki dolmaya zaten lezzetsiz olma ihtimali yok yani. Ama benim öyle. Annem de zeytinyağlı dolmaya kahve koyar. Nasıl ya? Bir kaşık kahve mutlaka koyar. Toz kahve? Toz kahve. Deneyeceğim. Dene, çok acayip oluyor. Nasıl olacak? Kahvenin tadını almıyorsun ama onun dolmasının tadı başkadır işte o yüzden. Bir yani. Aroma mutlaka bir şey veriyordur içine ya. Vermemesi mümkün değil. Mümkün değil yani. Evet, yavaş yavaş şöyle üzümleri de içine atıyorum. Oyun nasıl gidiyor? Çok iyi, çok iyi. Koşuşturuyorsunuz yani, bayağı. İşte iki oyun devam ediyor. Sen iki oyun oyun. Hem Vişne Bahçesi'ni oynuyorsun hem ikinin birini oynuyorsun. İkisi de oynuyor. İkisi de devam ediyor. Vişne Bahçesi tabii bir klasik. Pek özel tiyatroların oynadığı tarz bir şey değil normalde ama çok büyük keyifle oynuyoruz. Kalabalık bir kadro. İkinin biri pandemiden dolayı durmuştu. O da bütün hızıyla deli gibi devam ediyor. İşte orada Tamer ile Zeyno ile beraberiz biliyorsun. Sen çok... peki bütün bu bir yandan çünkü hocalık yapıyorsun. Evet. Bir de şimdi öğrenci olmuşsun. Onu da öğrendim. Ya bu yıllardır zaten hocalık yapıyorum. Son iki yıldır da Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi'nde ders veriyorum. Ankara'ya gidip geliyorum mecburen ders vermeye. Yani bizim meslekte çok fazla şey yok Pınar. Yani akademik kariyer yapılmıyor aslında. Sahada olmak bizde çok daha değerli ama bu sistem içerisinde bir yandan da akademik kariyer de yapmak mecburi hale geldi. Biraz geç oldu benim için ama olsun, o geç olsun, güç olmasın ama evet. Bütün bunun içine ben senin ne kadar koşturduğunu set zamanından da bildiğim için hani nasıl yetiştiriyorsun diye o yüzden soruyorum. Bu arada 3,5 bardak suyu koydum. Altını bir anda açmıştık. Onu birazcık kıstım. Ve artık pişmeye bırakıyorum. Kapağını kapatıp orada pişerken de biz sohbetimizi ederiz. Efendim? Peki bütün bunun içinde hakikaten kendine vakit ayırabiliyor musun? Ben çalışmayı seven bir adamım. Yani normal hayatım böyle bir... Çalışmayla yürüyen bir keyifli bir hayatım var öyle söyleyeyim size. Kız evlendi zaten. Evet. Kız gitti. O yüzden karı koca evde kaldık. Büge de böyle bir takım hobilere merak saldı. Bir de seramik yapıyor falan bir yandan. Bir şeyle de ilgileniyor değil mi? Oyunda da zaman zaman destek ya, veriyor size tabii organizasyon ki. Kısmında. Tabii yani şimdi bu son pandemi döneminde biraz küçüldük tabii şirket olarak da. 2 yıl çünkü hiçbir şey yapmadık yani olduğumuz yerde kaldık. O yüzden de bazı yükleri Büge yine üstüne aldı. Yine yapım işleriyle beraber yine Büge koşturuyor. Yine o işte koşturan bir asistanımız var sevgili Yeşim. Ama kalabalık bir kadroyuz biz. Yani bütün teknik personeliyle, oyuncu personeli. Yani aşağı yukarı 50 kişiyiz şu anda. Maşallah. Tiyatroda çalışan 50 kişi var. İşte bir yandan turneler gidiyor. Yeni oyunlar geliyor. İnşallah seni de önümüzdeki sene tiyatroda... Az önce böyle bir teklif aldım. Heyecanlıyım. Bilmiyorum ama göreceğiz. Yani ben yani senin tiyatroya gelmeni çok arzu ediyorum. Aa, çok 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 istiyorum ben bunu. Ben başarabilir miyim endişesini hep taşıdığım için ama tabii sen ne yaparsın ne demek, deyince... Ne demek sen... Ya sen sahnede olması gereken birisisin ya, gerçekten. Yani televizyonu sinemayı geçiyorum ama sahne senin yerin. Sen muhteşemsin çünkü yani. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Yani burada yaptığın da farklı değil aslında. Yani çocuklar duymasın da hepimizin bir adım önünde gittin. Estağfurullah. Yok, hep olur gittin mu vallahi. Şey? Estağfurullah. Ama tiyatroda olmanı çok arzu ediyorum senin ya. Mutlaka yapmalısın ve çok güzel bir oyun. Gerçekten bayılacaksın tamam, yani. Tamam okuyacağım teksti hemen okuyacağım. Bayılacaksın. Çok özel bir oyun. Çok güzel bir oyun. Adını söylemeyelim. Şimdi tamam, daha burada. Tamam. İnşallah beğenirsin. İnşallah önümüzdeki sene oynarız. Dolayısıyla koşturuyorsun bol miktarda. Arada boş zaman kalınca da yemek denemeleri. Evet, evet. Şimdi biraz yazın daha böyle bir deneme imkanlarım daha fazla tabii artıyor. Tabii yazın daha tempo kışın düşüyor. Kışın daha yoğun geçiyor hayat. Mecburen öyle oluyor. Ama göreceğiz bakalım ne olacak. Bu arada yeni birkaç tane daha oyun yapıyor tiyatro. Mesela Zeyno da yeni bir oyunun provası başlayacak ya. Bizde. O da çok güzel bir oyun. Eminim. Onu söyleyeyim mi acaba? Söyleyeyim mi onu? Sen söyleyeyim. O çok ilginç bir oyun gerçekten. Onun kadrosu aşağı yukarı belli ama yani Zeyno için yaptığımız bir oyun. Zeyno'yu da çok seviyoruz biliyorsun yani. Çok müthiş bir oyuncu. Meryl Streep'in Oscar aldığı Florence diye bir film vardır.
O aslında bir tiyatro oyunu. Bir opera şarkıcısı ama kötü bir opera şarkıcısı. Daha önce böyle hastalıklar geçirmiş. O kadının gerçek hayat hikayesi bu. O hikayeyi anlatan bir oyun. Wow. Hem çok komik hem çok acıklı. Eminim Zeyno'nun döktüreceğine. Kesinlikle. Tam yani, tabiriyle. Tam Zeyno'luk bir rol. İşte o da başlayacak. Bu arada Birol Güven'in yatak odası diyalogları oyununu oynayacağım ben yine önümüzdeki dönem. Bir de o var. Gene bende. Volkan'a ulaşamayacağız biz, anlaşıldı. Zaten zor yakalıyoruz. Ya aslında şöyle oldu Pınar. Eskiden bir tane oyunumuz oluyordu. Her gün oynuyorduk. Şimdi tiyatrodaki formül biraz değişti. Şimdi fazla oyun az oynuyoruz. Yani böyle bir model var. Yani çok çeşit yani. Evet, yani o yüzden çeşit artsın da istiyorum. Provası çıktıktan sonra çok da dert değil. Bizim bir kampanyada öyle bir tarafı var. Yani ben hem genç oyuncular gelsin istiyorum. Bu iş devam etsin istiyorum bir şekilde. Yani doğru yürütelim istiyorum. Yeni güzel oyunlar çıksın, seyirciye iyi oyunlar gelsin istiyorum. O yüzden de devam edeceğiz gücümüz yettiği kadar. Süpersiniz. Peki yemeklerimiz pişsin diye bir küçük mola vereceğiz. Tamam. Ondan sonra servis edeceğiz hem de sana tattıracağız. Tamam. Anlaştık. Az sonra Pınar'la kaynatıyoruz, devam edecek. Tata! Tato! Heyecanla gireceğim konuya. Dur bir şey soracağım. Sor. İmaj değişikliği var. Evet. Bir kere kilo vermişsin. Ben seni son gördüğümden beri kilo vermişsin. Saçların galiba birazcık uzamış. Gözlüklerin değişmiş. Evet, bıyıklar yerinde duruyor. Evet, bıyıklar duruyor. Gözlükler değişti. Gözlüklerle ilgili bir çalışma yapıyorum şu anda. Çok müthiş bir sponsorum var bu konuyla ilgili. Çok hafif bir gözlük yapıyor. Böyle içine ismini falan yazmışlar eksik olmasın. Biraz imajda değişti şimdi bu. Güzel kemik olmuş. Çerçeveye geçti. Ben beğendim. Yakışmış hep çerçevesizdi çünkü beğendim. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Çocuklar duymasını tekrar çekeydik. Bak böyle Tuna iyi olurmuş. Yakışırmış yani. Doğru, tam Tunalık esasında evet, yani. Çok tunalıkmış, doğru. Çok Tunalıkmış. Bakarsın çekeriz yani, bilmiyorum yani hiç ne olacak. Hiç belli olmaz bizim sağımız solumuz her an. Her an her şey olabilir, neden olmasın. Efendim. Sen yemeğinin tadına bakarken ben bir kere daha tarifi tekrarlayacağım. Sana orada nefes aldırayım diye. Vallahi yiyeyim mi lokma? Tabii ki, tamam, lütfen. Yiyorum yani. Efendim güzel, kolay bir fırın torbasında et sote yaptık. Bunun için her şeyi, bütün malzemeleri torbanın içine yerleştirdik. Etimizi, havucumuzu, arpacık soğanımızı, doğranmış domatesimizi, baharatlarımızı yani defne yaprağımızı, taze kekiğimizi ve taze biberiyemizi şöyle torbanın içine attık. Bir parça tereyağı koyduk, bir parça zeytinyağı ekledik. Ardından tuzumuzla, karabiberimizle lezzetlendirdik. Arzu ederseniz kırmızı pul biber de koyabilirsiniz. Şöyle bir çalkaladıktan sonra torbanın ağzını bağladık ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımıza attık. Orada pişirdik. Tabii ki torbanın üstünü delmeyi unutmayın lütfen. Diğer tarafta da güzel kuru yemişli bir bulgur pilavı yaptık. Bunun için önce dolmalık fıstıklarımızı biraz kavurduk. Ardından bulguru içine ekledik. Tereyağı ve sıvı yağımızı tabii ki içine ekledik ya da zeytinyağınızı gönlünüze göre. Biraz kavurduktan sonra kuş üzümü, sarı üzüm ve doğranmış kayısıları içine attık. Birazcık tuz ve yeni baharla lezzetlendirdik. Suyunu da koyduk ve pişmeye bıraktık. Tadam! Biraz daha konuşsana. Biraz daha. Olağanüstü gerçekten çok. Afiyet olsun. Güzel. Harika olmuş. Afiyet yani. Olsun. İyi, beğendiğine çok, çok beğendim. Sevindim. Mükemmel. Yani bulgur pilavı da çok farklı. Evet. Çok yani, lezzetli. Normalde Osmanlı pilavı tarzında bir pilav. Ama bulgurla yapınca başka bir işte. O senin değişik denemelerden bir tanesi bu aslında. Ama çok güzel olmuş ya. Bu yani çok hoşuma gitti. Sanki böyle bunun içerisinde meyve falan da girebilir, yani kayısı falan var tabii gerçi var. Ama böyle vişneler falan da olsa tabii koyulur. Tabii o birazcık böyle içine burukluk da katacaktır, çok da yakışır. Ben seni çok araya girmeden ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, iyi ki geldin. Bitireceğim yiyeceğim ama. Yiyeceksin, senin onları almayacağım. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, iyi bayramlar diliyorum i̇yi bayramlar. Sana da. Teşekkür bütün herkese ederiz. İyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Efendim bizden bu seferlik de bu kadar. İyi bayramlar. Güzel bir bayram yemeği tarifi olduğunu ummak isterim. Umarım sofralarınızda yer alırız. Bir sonraki Pınar'la kaynatıyoruz da buluşmak üzere. Hoşçakalın.